Şimdi konu başlığım farklı ama kalan yerden biraz bağlayarak devam edeyim. Ve şöyle başlayayım. Allah'ın bildiği kuldan saklanamaz. Bugün hükümete mensup parti başkanları burada değil. O zaman Allah'ın bildiğini de kuldan saklamayacağı nerede dediler? Çok açık ve net bir şekilde Türkiye'ye icazet almaya gittiler. Hangi konuda mı icazet almaya gittiler? Tamamen şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet edenlerinin ve buradaki siyasi iradenin sıfır yönetme kabiliyeti ve iradesi olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ndeki tarikatların kavgasından doğan ikilikliği çözmek için talimat almaya gittiler. Bir de hükümeti nasıl sürdürüp bakanların nasıl değişeceklerinin talimatını almaya gittiler. Bakın, bu ülkenin çok net bir şekilde ortaya koyuyorum artık. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, bu iş artık bu ülkeyi yurt bilen her insanın kendi siyasi iradesine sahip çıkma kavgasıdır bu kavga. Ben bunları burada söylerken Ulusal Birlik Partisi'ne de, DP'ye de, YDP'ye de oy vermiş, sokakta bunlarla muhabbet eden, yüzlercesinden şu şikayeti duyan bir bireyim. Yeter artık. Biz sizi oraya bizim siyasi irademizi gidip tarikatlara, yobazlara teslim edesiniz diye yollamadık diyorlar. Bu iş artık sağı solu geçti. Laikliğin sağı solu olmaz. Yurt sevgisinin sağı solu olmaz. Siyasi iradenin sağı solu olmaz. Biz artık ideolojiyle tartışamıyoruz burada. Sizin bütün siyasi iradenizi başka bir ülkenin yönetimine ve bu yönetime teslim etme noktasında, siyasi İslam noktasında bu ülkeyi getirdiğiniz ve bu ülkenin hangi siyasi görüşten olursa olsun laik kültürüne uymayan bu aşamaları tartışıyoruz. Evet, şu anda külliyede toplantı başladı. Birinci gündem hükümetten önce Kıbrıs Vakıflar İdaresi. Çünkü icazet alacaklar. Doğuş Hanım'ın konuşmasını gerçekten çok dikkatli dinledim. Çok doğru noktalara tespit etti. Soruşturmayla ilgili sorulan sorular çok yerinde. Ben size yine aynı kurumda, bakın her nedense hep bu Kıbrıs Vakıflar İdaresi, çünkü din işleri de hukuken oraya bağlıdır. Tamam mı? Hep bu Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nde çıkıyor. Soruşturmayla ilgili, sorulan sorularla ilgili size belgeli vakıflar idaresinde bu ülkenin siyasi iradesini takmayan bir yönetimi oluşturduğunuzu ispatlayacağım. Bakın, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, tarih 9 Ocak 2023. İlk atama ve yükselme yeri Münhali. Kadro adı Genel Müdür Yardımcısı. Şimdi Genel Müdür Sayın Benter'in görev süresi bitti. Yaşı geldi. Savcılık Sayıştay yazı yazdı. Artık yapamaz bu görevi. Velihat atayacaklar ya. Münhal çıkıyor Genel Müdür Yardımcısı. Şimdi bunda ne var diyeceksiniz, geleceğim. Genel Müdür Yardımcısı kadrosu için aranan nitelikler, ki bu noktada ben çok net söyleyeyim, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin iktidar olduğu ilk dönemde bu Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin yasası ellenmek zorundadır. Çok net. Çünkü bugün Din İşleri Başkanı olabilmek için profesör olma zorunluluğu getirilmiştir. Ve bu ülkenin, evet Müslüman, evet ilahiyat okullarından, üniversitelerinden mezun, bu ülkede doğmuş, büyümüş, nereden geldiğine bakılmaksızın, bu konuda toplumun yapısını bilen insanlar olamıyor. Olamıyor. Bu konuda bu yasanın da incelenmesi gerekir. Aranan nitelikler lay lay lom. Herkes isteyen olabilir. Şimdi burada sıkıntı nedir bilir misiniz? İşte sizin iradenizi Ankara'ya teslim etme noktanız şimdi başlıyor. 14 Ekim 2022 14 Ekim 2022 imza sahibi Ünal Üstel başbakan yazar, ben başbakan demeye bin şahit isterim. Bir yıldır Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili oldum. 4 tane hükümet değişti. En son Ünal Üstel başbakan atandı. Ya bir defa görmedik bu koltuklarda bu adamı ya. Yeter artık ya. Bu kadar olmaz mı arkadaşlar?
Ama atanmış olunca böyle olur işte. Atanmış olunca böyle oluyor. Kendi imzasına bile, kendi imzasına bile uymayanlara ve yapacağım deyini yapamayan bir Ünal Üster. Bakın 14 Ekim 2022 okuyorum size. Devlete bağlı katma bütçeli ve döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel yasa ile oluşturulan kurum ve kuruluşlar ile devletten katkı alan veya yönetimine atanan tüm ve kurum ve kuruluşlar, Maliye Bakanlığından alınacak görüş dikkate alınarak nihai yetki Başbakanlık tarafından verilecektir. Bakın, bu münhalin Maliye'den ve Başbakanlık'tan yetkisi yoktur ha. Vakıflar İdaresi'nin 2023 mali yılı bütçesi hala daha geçmedi bile Bakanlar Kurulu'ndan. Tamam, bak yetkisi yoktur. Bu da değil. Devam ediyor Ünal Bey. Genelge yolluyor Vakıflar İdaresi'ne, kamu kurumlarına. Diyor ki, Başbakanlıktan yazılı yetki alınmadan her ne ad altında olursa olsun istihdam yapılmayacak. İstihdam yapmak için münhal çıktı mı? Çıktı. Yapılması halinde istihdamı yapan kişiler sorumlu tutulacak. Sorumlu tutulacak. Ve bu kişilere mevzuat uyarınca idari ve cezai soruşturma başlatılacaktır. Hadi. E yok ki kendine soralım. Bir yıldır dediğim gibi vekilim, bir defa bu kürsüye çıktığımda bir defa görmedim başbakanlık koltuğunda. Aha, Türkiye'de icazet alır Vakıflar İdaresi'yle ilgili. Ey Ünal Bey, aha imzan Buraş'ta, aha yetki alınmadan da münhal Vakıflar İdaresi'nde. Hadi irade sizdedir, iptal edin, iptali de geçtim. Hani Nazım Bey dedi ya, siz atayın deyince atamayık, görevden alın deyince almayık. Ben demedim ha. Sizin başbakan dediğiniz ve başbakan olduğunu iddia ettiğiniz Ünal Bey, benden yetki alınmazsa dedi, idari ve cezai soruşturma başlatacak. Hadi, varsa siyasi iradeniz, başladın İbrahim Benter hakkında da soruşturma. Yoksa sunmak ekeleydim. Ekeleydim. Ha, tamam. Biraz, bakın, artık sözü de geçtik. Bak yazı, ben yazıyla konuştuğumu her zaman belirli söylerim. Tamam. Yazı. Soruşturmayı gördüğüm gün bu kürsüye çıkacağım, takdir edeceğim. Evet, bu yazının karşılığını yapma siyasi iradesini Ünal Bey göstersin. Ben çıkarım bu kürsüye, hiç kocunmam. Bu ülkenin geleceği içindir ve bu karar da doğrudur. Ama sen siyasi iraden yoktur ki atadığın oraya kişinin bu kendi genelgene bile aykırı hareket ettiğinde soruşturma açacağım sana demene rağmen soruşturma açasın. Buraya geldi artık bu memleket. Söz değil ya, yazı ya. Ha burada yazı. Sözünün erimin ya sen. Televizyondan dinler herhalde bizi şimdi. Ya da dinleyecek sonra. Eğer başbakan olduğunu iddia eden kişi sözünün eriyse yapacak gereğini. Hadi aç idari ve cezai soruşturmayı. Sen de yazdığın yazının gereğini yapaman. Da ondan sonra atamayamış, sen karar vermeyeceğin gibi soruşturmaya da ben karar vermeyeceğim de. E sen soruşturacağım diye yazılı belge verdiğin noktayı bile yerine getiremiyorsun. Hiç o bir konulara da bu gündem dışında girecek değilim. Ama bu ülkenin artık başta söylediğim gibi bir kez daha söylemek istiyorum. Bu işin artık sağı solu kalmadı. Allah'ın bildiğini kuldan saklamıyoruz. Artık bu ülkede bu ülkeyi yurt bilen, hangi siyasi görüşten olursa olsun yaşayanlar, bu ülkede siyasi iradesinin bu mecliste, bu koltuklarda temsil edilmesini istiyorlar. Ankara yollarında hükümetleri kurup bozmayı değil, Vakıflar İdaresi'ndeki yönetimi ne yapacağımızı değil, Din İşleri Dairesi'ne soruşturma başlattık gereğini ne yapacağızı soracakları bir hükümet istemiyoruz. Bunun için de sonuna kadar bu Kıbrıs Türk toplumunun ve bu ülkede yaşayan insanların siyasi iradesine de CTP olarak her zaman sonuna kadar sahip çıkacağız. Teşekkür ederim, saygılar.